ALB World kanalından herkese merhabalar. Bugün sevgili Filizler Yılmaz ve Cüneyt Paksoy ile beraber piyasaları değerlendiriyor olacağız. Öncelikle neler konuşacağımıza şöyle çok kısa bir bakalım. Bugün Perşembe günü açıklanan faiz kararı ve devamında ne olabilir? Borsadaki olumlu seyir sürer mi yoksa bu kısa süreli bir hareket mi? Buna bakıyor olacağız. Dolar ve altın hakkındaki öngörülerimizi alacağız ve kısaca yurt dışı cephesine bakacağız. Oradaki önemli gelişmeler neler? Endekslerdeki seviyelere bakarak sevgili Filizer Yılmaz ve Cüneyt Paksoy'dan böyle bayram öncesinde şeker tadında bir yayın yapacağız. Hoş geldiniz hocam. Merhabalar Meryem, merhabalar Cüneyt Bey. Selamlar sevgili Filiz Hocam, sevgili Meryem. Güzel bir yayın Nasılsınız? olsun. Bizi izleyenlere hem bilgi hem keyifli bir yayın yapmış olalım. O zaman ben bir önden hatırlatma yapayım. 8 Temmuz'da Koşu yolunda, İstanbul Koşu yolunda Sanmara Restoran'da bir yatırımcı buluşması düzenliyoruz. Filizler Yılmaz, Cüneyt Paksoy'un yanı sıra Yavuz Hacıoğlu, Uğur Aydın ve Batuhan Yaşar'ın da katılacağı buluşmaya herkesi davet ettiğimizde buradan duyurmak isteriz. Fakat kontenjan sınırlı olacak. Bu sebeple katılmak isteyenler hemen yayının açıklamasındaki linke tıklayarak kayıt oluşturabilir diyerek ben hemen Merkez Bankası ve Borsa üzerinden giriş yapıyorum hocam izninizle. Perşembe günü TCMB'nin duyurduğu faiz artışı piyasalarda farklı tepkilere yol açtı. Mesela Reuters'ın bir görüşü var bu konuyla ilgili. Diyor ki yabancı yatırımcılar Perşembe yani yabancı yatırımcılar için Perşembe günü gelen faiz kararı ezber bozan bir faiz kararıydı. Çünkü daha fazla bir faiz artışı bekliyordu. Bu sebeple yabancı yatırımcılar paralarını biraz daha kenarda bekletebilir diyorlar. Diğer tarafta Societe General'a baktığımızda ise oranın baş stratejisti de diyor ki bu karar sonrasında uzun vadeli yatırımcılar için yeterli ortam oluşmadı. Çünkü ekonomideki büyük problemler hala devam ediyor. Tabii yine olumlu görüşler paylaşan kurumlar da var. Bugün endeks tarafına baktığımızda ise artık bayram öncesinde 1,5 işlem günlük bir süremiz var. Borsa İstanbul'da olumlu bir seyir var. Genele yayılan bir alım var. Bankalar ve holdingler öncülük ediyor bu alımlara. Ben burada size şunu sormak istiyorum. Hem bu faiz kararı hem faiz kararının metni ışığında yeni makro dengeler nasıl oluşur ve borsadaki olumlu seyir yılın geri kalanında da devam eder mi? Tabii Meryem, çok teşekkür ederim öncelikli olarak. Şimdi aslında bu faiz kararıyla ilgili çok güzel bir soru sordum bence Meryem. Bir noktaya açıklık getirmek istiyorum. Şimdi şunu gördük, evet, yani faiz kararına baktığımızda piyasa beklentilerinin altında makul bir faiz kararı var. Metne bakıyoruz, enflasyon odaklı, sil baştan yazılmış ve oldukça rasyonel enflasyon beklentilerine ve gidişatına ilişkin bir metin var. Sadeleştirme vurgusunun da olduğu bir metin söz konusu. Fakat hem faiz kararı hem karar metni piyasa beklentilerini karşılamadı. Şimdi o zaman şu soru gündeme geliyor. Bir, var olan Merkez Bankası ve akabinde yeni yönetim başarısız mı oldu? Yani beceriksizliklerinden dolayı mı bunu yapamadılar? Ya da arka tarafta yetkileri sadece %15'e kadar mıydı? Birinci soru bu. Bazı kesim buna inanıyor. Bir diğer kesim, ki benim yakın olduğum taraf, bile isteye yapılan bir, aslında ne diyelim, bir beklentinin altında bir faiz artışıydı. Şimdi dolayısıyla benim kafamda şu netleşti. Bundan sonraki sürede hem Merkez Bankası kanadı hem Hazine ve Maliye kanadında yakın vadede, yani Mart 2024'e kadar ne hedeflendiğine dair ben öngörümü bu noktada paylaşmak istiyorum. Şimdi bile isteye, bence ben bu senaryoya yakınım, bile isteye faiz beklentilerin altında açıklandı. Hatta o çok eleştirdiğimiz nokta, beklenti yönetiminin yapılmamasının da aslında bile isteği olduğunu anlıyoruz. Neden beklenti yönetimi yapılmadı? Neden ileriye dönük sözlü yönlendirme yapılmadı faiz kararı öncesi? Çünkü beklenti altı bir faizle gelinecekti. Dolayısıyla bu durumda piyasaları önden ne yapmış olacaktınız? Türbülansa sevk etmiş olacaktınız. Oysa ki piyasa zaten bir kredi vermişti. Tamam, bekleyelim görelim, şu 22 Haziran gelsin modundaydı. Dolayısıyla çok piyasayı dalgalandırmamak için bile isteye sözlü iletişim kullanılmadığını anladık. Peki burada yeni ekonomi yönetiminin ya da Merkez Bankası'nın birlikte eş güdümlü çalıştıklarını biliyoruz. Ne gibi bir hedef var? Şu. Şimdi ne oldu? Piyasa faiz beklentinin altında kalınca kurda bir fırlama gördük. 26,1'lere kadar gitti. Artık 25 üstü dengelenen, hatta bugün de yine 26 üstünü test eden bir kur var. Kur arttı. Dolayısıyla kurun artmış olması en büyük istenen amaç aslında burada. Çünkü kur arttığı zaman, yani peyderpey mi 26'ya gelmek daha uygundu, yoksa çok hızlı bir şekilde yabancının geldiğinde kazanacak şekliyle mi
gelmek çok daha iyiydi. Elbette faiz artışını düşük tutarak, yabancının istediği kuru yaratarak gelmek piyasada aslında şu an için Merkez Bankası'nın istediği temel hedef. Şimdi aslında bunu yaparak bir taşla birkaç kuşla vurmuş oluyor. Bir, şimdi her ne kadar metne baktığımızda büyüme odaklı olmasa da büyümenin hala masadan kalkmadığını görüyoruz. Neden? Çok güçlü bir faiz artışı yapılmış olsaydı, kredi faizinden, kredi kartı faizinden tutun KMH faizine kadar bireylerin güçlü kullandıkları faizlerde bir artış görecektik. Bunun önüne geçilmiş oldu. İç talepte çok ciddi bir daralma görmemiş olduk. İkincisi, şimdi kuru çok güçlü artırdığımızda kısa sürede hem ihracat tarafını destekliyorsunuz hem de turizm tarafını destekliyorsunuz. Evet, şunu biliyoruz, yani dış talepte bir azalma olacak. Çünkü ana ihracat pazarlığında resesyon var. Fakat bu iki anlattığım etkiyle kuru daha yüksekte tutarak, beklentinin altında faiz açıklayarak dış talebi de destekliyorsunuz. Dolayısıyla büyümede de yine destek nedir? Süreç devam ediyor. Tam da seçim öncesi dönemde. Şimdi bir diğer arıza şu olacaktı. Bankaların elinde çok güçlü tahvil var. Dolayısıyla çok güçlü bir faiz artışı tahvil fiyatlarını düşüreceği için bankaları zora düşürebilirdi. Bankacılık endeksinde bu denli güçlü yükseliş göremeyebilirdik. Borsa tarafını da bir miktar baskılayabilirdi. Bir yönü bu. Bir diğer yönü şu. KKM'den çok güçlü çıkışlar gündeme gelebilirdi güçlü faiz artışı olsaydı. Çünkü kurda bir baskılanma olacaktı. Kurdaki baskılanmayla birlikte, ekonomideki sert frenle birlikte KKM tarafı şu an yönetilebilir durumda değil. Zaten hali hazırda ekonomide döviz talebiyle ilgili güçlü bir sorun varken KKM'den çıkışların tetiklenmesi de şu an işleri çok daha karışık hale getirebilirdi. Dolayısıyla bu anlattığım etkilerin tamamı göz önüne alınarak beklenti altı bir faizle gelindi. Şimdi o zaman soru şu. Madem metne çok güçlü enflasyon vurgusu konuluyorsa şunu anlıyoruz. Benim hep beklentim bu yöndeydi. Ekonomi yönetimi enflasyonla vurguyu bilerek yaptı. Çünkü artırılan faize bakarsak, hedeflere bakarsak şu an enflasyonun gözden çıkarılıyor olması gerekiyor. Evet böyle, ama enflasyonla da mücadele ettiğinizin de mesajını vermeniz gerekir. İşte bu nedenle orayı kotarma adına bence çok güçlü bir şekilde enflasyon vurgusu yapıldı. Dikkat edersek Cuma günü Merkez Bankası Başkanı yeniden biz kolları sıvadık dedi. Ama piyasa şunu fiyatlıyor. Benim senaryomda da böyle. Mart 2024'e kadar bu anlattığım kuru yükseltip bu anlattığım noktalarla büyümeyi çok gözden çıkarmadan nereye devam etmek? Mart 2024 seçimlerine gitmek. Enflasyon bir miktar daha göz ardı edildi. Şimdi şuna bakacağız tabii. Acaba Mart 2024 seçimleri bittikten sonra gerçek anlamda enflasyonla bir mücadele gündeme gelir mi? Ben biraz daha geleceğe kanaatindeyim. O dereceyi merak ediyorum. Tabii onu göreceğiz. Ben bunu hep söyledim. Yani Mart 2024 seçimleri öncesinde. Çünkü biz bugün eğer %25'ler civarı bir faiz artışı görseydik, işte o zaman gerçek anlamda bir enflasyonla mücadele olurdu. Yani toparlayayım. Merkez Bankası bana şu mesajı verdi. Benim ilk hedefim TL'de bir değer kaybı, yani kurda bir artış yaratıp yabancı yatırımcıyı buraya çekmek. Şimdi burada bir paradoks var o zaman Meryem. Tam senin söylediğin şey. Şimdi yabancıların faiz artış tahminlerine bakalım. Yani %40'lar, %50'ler havada uçuşuyor. Minimum %25'lerden kapıyı açıyorlar. Şimdi madem %15 faiz artışı yaptıysan, hani o kuru yükselterek yabancıyı ikna etmeye çalışıyorsun ya, peki nasıl getireceksin o yabancıyı? Elbette getiremeyeceğiz. Fakat burada şöyle bir durum da var. Hatırlayalım, Merkez Bankası'nın toplantısının olduğu gün Sayın Mehmet Şimşek ve Cevdet Yılmaz Birleşik Arap Emirlikleri'ndeydi. Anlaşılan o ki şunu hedefliyorlar. Batı'dan kasıtları ağırlıklı olarak Körfez ülkeleri ve Orta Doğu sermayesi. Dolayısıyla güçlü faiz verip o işte bizim Londra dediğimiz, işte Amerika dediğimiz Batı'yı değil de ağırlıklı olarak o güçlü faiz artışıyla ekonomiye sert fren yaptırmadan, evet, ama bir miktar kuru cazip hale getirerek başta Körfez ülkeleri olmak üzere o fonu çekip şu kısa vadedeki sorunu atlatıp ondan sonra da Mart 2024 seçimlerinden sonra da enflasyonu vurgu hep devam edecek, yola devam etmek. Son bir nokta şu. Şimdi maliye politikası kanadını görmedik ama ilk asgari ücret zamları bize şunu gösterdi. Orada da bir miktar daha beklentinin üstünde geniş maliye politikası devam edecek. Orada da çok fazla bence frene basılmayacak. O nedenle de bence bir miktar daha yavaş davranılıyor. Şimdi mesela bütçe raporları gelecek, orta vadeli plan Eylül'de gelecek. Bir miktar piyasa geç olarak algılıyor. Orada da biraz zaman kazanılıyor. Haliyle bu şekliyle şimdilik ekonomi ve Merkez Bankası'nın hedefinde bir durum var. Dolayısıyla borsayı şimdi olumlu etkiler. Çünkü kur arttıkça ihracat şirketlerine alım geliyor. Sonra bankacılık endeksine ilişkin yeni bir regülasyon geldi. Dolayısıyla piyasa bunu olumlu karşıladı. Dolayısıyla şunu anlıyoruz. Kulis bilgisi bu. Bankalar üzerindeki regülasyonlar çok daha beklediğimizden daha güçlü kaldırılacak. Ve o işte bankalar tarafına da fon akışı böylelikle sağlanacak diyeyim ben Meryem.
Hocam ağzınıza sağlık. Hemen Cüneyt Bey sizden de bir görüş almak isteriz. Teşekkürler Meryem. Filiz ağzına sağlık. Genişçe bu uzun konuyu aslında kısa zamanda genişçe anlattı. Ben de kendi görüşlerimi katkı mahiyetinde paylaşayım. Ben tabii piyasa tarafından bakıyorum. Sevgili Filiz, biraz hoca tarafı da var. İşi böyle makro taraftan alıp mikro dengeleri de gözeterek piyasa yansımalarını özetliyor. Ben biraz daha piyasanın bakışıyla yorumlayayım ona katkı olarak. Yani bardağın dolu tarafı da var, bardağın boş tarafı da var. Ama şu bir gerçek, Merkez Bankası uzun bir aradan sonra bir politika değişikliğine gitmiş oldu. Bence bardağın dolu tarafının ilk maddesi bu. Yani biz Merkez Bankası faiz arttırmaz noktasından Merkez Bankası'nın normalleştiği, faiz arttırabildiği ve sadeleşme adımlarına başladığı bir noktaya geldik. Bu önemli. Ne kadar sürer, nereye kadar sürer onu tartışacağız. Onu zaman gösterecek biraz da yani. Zaten Merkez Bankası kendi de söylüyor. Bakacağım diyor enflasyona, benchmark. Enflasyonun seyrine, global gelişmelere, iş dinamiklere ve ona göre proaktif bir şekilde adımlarımı dizayn edeceğim. Merkez Bankamızın şöyle bir avantajı var. Her ay toplantı set edebiliyor açıklanan programda. Örneğin Fed'i biz Temmuz'da ve Eylül'de göreceğiz ama Merkez Bankası arada bir de Ağustos'ta da bir toplantı yapabilecek Eylül Fed'e kadar. Dolayısıyla yeni bir döneme girmiş olduk. Yeni dönemin en önemli değişimlerinden biri de liralaşma cümlesinin metinden çıkarılması oldu. Yani politikaya bakış, her ne kadar TL varlıklarının cazipliği bu Merkez Bankası yönetimi tarafından da hedeflense de bunun yatırımcıya anlatımı biraz daha hani ortodoks politikalara yakın ifadeyle verilmiş oldu. Bu da önemli. Ve şunu da söyleyeyim. Sıkı para politikasının mevcut konjonktüründe iki tane hedefi var. An itibariyle. Bir, enflasyon gibi bir problemi çözerken o sıkı para politikasının getireceği daraltıcı etkiyle manevra alanı kazanmak. Yani tüketim eğilimini bir miktar frenlemek. Talep yönünü ve maliyet yönünü enflasyonu bir miktar dengelemek adına ve orada maliyetin dengelenmesi bu faiz ortamında ve kur ortamında nasıl optimum seviyeye ulaşacak o da ayrı bir tartışma. Onu aslında Filiz'de farklı yayınlarda da tekrar altını çizeriz daha geniş yayınlarda ama görünen o ki Merkez Bankası sadeleşmeyi seçti. Şu da önemliydi. Çok tartışıldı. Koridor üzerinden mi yani GLP üzerinden vesaire mi yoksa politika faizi mi? Direkt politika faiz üzerinden geldi. Bu da önemli. Yani olabildiğince sadeleşme çabası içinde olan bir Merkez Bankası bardağın dolu tarafı. İkinci önemli konu Merkez Bankası toplantısı öncesi yapmadığı görüşmeyi hemen Merkez Bankası toplantısı sonrası yapabilmesi. Gaye Erkan'ın. Orada bankacıları dinlemesi. Zaten bayağı bir dinlemiş aldığımız içeriden bilgilerde. Notlar almış. İlk uygulamasında gördük biraz. Filiz'in söylediği konu. Biraz onu da tartışırız. Bankacılık sistemin etkisi zaten bugün borsadaki katalizörlerden biri de o. İşin fakat bardağın dolu tarafları bunlar ama biraz daha iletişim gerekiyor. Şimdi geçelim bu tarafa. Yani biraz daha güçlü iletişim. Ben en azından ilk para politikası kurulu toplantısında Gaye Erkan'ın açıklamalarını da beklerdim açıkçası. Kamuoyuyla paylaşmasını. Bu önemliydi. Enflasyon raporunda Temmuz ayında muhtemelen kendi beklentilerimizi konuşacak. Muhtemelen enflasyon beklentileri de güncelleyecek. O da önemli. Nereye getireceği güncellemeyi o da önemli. Piyasa beklentisi çünkü artık 40'lara ve 40'ların üzerine taşmışken Merkez Bankası'nın beklentisinin 20-25'lerde kalması rasyonel değil. Siz faizi de arttırdınız zaten ve arttıracağınızı da söylüyorsunuz. Böyle bir ortamda enflasyonu da bir yere taşıyacaksınız. Orada benchmark olarak neyi alacak, neyi hedefliyor o da önemli ama ben biraz daha açıkçası Sayın Merkez Bankası Başkanı'nı piyasanın önünde net olarak görmek istiyorum. Bunu piyasa adına söylüyorum zaten. Genel beklenti bu yönde. Hani az
Ama öz konuşan bir merkez bankası kimliği ve bağımsız bir merkez bankası kimliği çok kıymetli bu dönemde. Ama iletişimde ilk birkaç ay çok kıymetli. Önce bir konuşmak lazım. Sonra az konuşuruz. Önce bir anlatmak lazım yeni dönemi, yeni dönemi kodlarını. İki konu daha var son olarak. Diğer konuları da zaman ayırmak adına. Bir, evet medyan beklenti sevgili Filiz'in dediği gibi 20-25 bandı civarında, 20'ler noktasındaydı. Merkez Bankası 15'te geldi. Bardağın boş tarafı gibi gözükse de iki sebepten bunu yapıyor. Bir, aynen Filiz'in dediği gibi yabancı yatırımcıyı çekebilmek için dövizin biraz yukarı çıkabilmesini bu şekilde sağlamış oluyor. Neticede daha yüksek bir faiz belki dövizin yukarı gidişini sınırlayacaktı. Bu yabancı refleksini geciktirebilirdi. Biraz hani doların yukarı gidişine izin veriyor. Kontrollü bir gidiş mi, kontrollü bir izin mi bunu göreceğiz. Onun için Temmuz toplantısı çok kıymetli. Yani ne kadar kontrollü, ne kadar kontrollü değil onu göreceğiz. Çünkü geçilmemesi gereken seviyeler var. Dolar TL tarafında konuşuruz onu. Yukarı gidiyoruz ama bir yere kadar gitme marjımız var gibi geliyor bana teknik ve temel olarak. Ama 15'te gelmesinin şöyle de bir avantajı var. Bardağın dolu tarafına koyabileceğim noktası. Piyasa ister. Yani siz bugün daha yüksek bir faizle de gelseydiniz piyasa bunu da yeterli görmeyecekti. Dediği gibi Filiz'in 15'ten 40'lara 45'lere çok geniş bir marjda, çok geniş bir skalada beklentiler vardı. Siz ne kadar yüksek gelseniz de bu yeterli olmayacaktı ilk toplantıda, onu söyleyeyim. Çünkü makas açık. Yani enflasyonla makas açık, piyasanın mevduat faiziyle piyasanın kendi faiziyle makas açık. O makası tamamlamadan her faiz artışı zaten az gelebilirdi ve yeniden isteyecekti piyasa. Fakat şu var, ekonomideki üretimi, büyümeyi, istihdamı da önceliklendirdiğini her şeye rağmen söyleyen bir Merkez Bankası ifadesi bu %15'lik artış. Dövizin belli bir seviyeye çıkıp orada yabancı refleksini karşılaması dışında yerli yatırımcıya da bir sinyal. Zaten Merkez Bankası, biraz sen de görüyorsundur, rezervlerinde hafif bir artış başladı. Bu da önemli. 15'lik faize rağmen Merkez Bankası faizlerinde rezervlerinde artış varsa bu kıymetli arttı. Londra'da şu an swap faizleri eksiye geldi haberi var. Henüz CDS tarafına yansımadı. Filiz bunları daha net açıklar ama ben bardağın boş tarafı dolu tarafına baktığım zaman özet olarak Merkez Bankası'nın görevini yaptığını düşünüyorum. Biraz daha yukarıda bir faiz belki biraz daha denge anlamına gelirdi ama zaten biz faizin daha birkaç toplantıda artacağını göreceğiz. Ha, bu olmuyorsa o zaman konuşacağız. Ama ben dediğim gibi bunu iletişim olarak görmek istiyorum. Son olarak da şu son beklentim çok önemli. Hazine Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'i tweetleriyle veya arada verdiği mesajlarla değil daha geniş bir mesajla artık görmek gerekiyor. Bir yol haritası gerekiyor değil mi Filiz? Yani evet. Maliye Bakanlığı nasıl bir yol izleyecek, hangi adımları atacak, hangi yapısal reformlarla diğer bakanlıklarla paydaş olarak önümüzde nasıl bir ekonomik program bizi bekliyor? Doların açıkçası ve faizin ve borsanın seyri açısından yatırımcının kafasındaki sorulara cevap açısından artık tek bilinmez kaldı. Mehmet Şimşek ve programı. Yani Mehmet Şimşek şu ana kadar söyledikleriyle belli bir güven, belli bir istikrar verdi. Ama daha fazlasını biz programda net olarak görmek isteriz. Onu bekleyeceğiz. Onu da sanıyorum bayram sonrası göreceğiz. Yani ilk etaptaki yorumlar bu şekilde sevgili Meryem. Ağzında sağlık hocam. Bayram sonrası zaten hafta başında sizinle beraber pazartesi günleri artık değerlendirmeye başlayacağız. Şimdi ben dolar tarafına geçmek istiyorum. Çünkü orada bir şey söylediniz, onu da hatırlatacağım hemen. Şimdi gidişatına değindik doların. Şimdi orada ihracatçılardan dolara geçmek isteyenlere ya da artık doları satalım mı diyenlere kadar herkesin merak ettiği bir konu bu. Merkez Bankası kararından sonra mevcutta 25,3 seviyelerinde seyrediyor. Buradan sonraki süreçte dolar artışlarıyla ilgili öngörünüz nedir? Çünkü Cüneyt Bey siz dediniz ki geçilmemesi gereken seviyeler var. Burası hangi seviye? Neden önemli? Ne dersiniz Filiz Hanım, Cüneyt Bey? Tabii ben şimdi Cüneyt Hocam buradayken çok teknik seviyeye girmeyeceğim ama haddime değil, genel bir yorum yapacağım. İlki şu, bir önceki konuşmayla bağlantı olarak Cüneyt Bey çok güzel bir yere değindi. Merkez Bankası ufak ufak rezervlerini artırmaya başladı. Orada da şöyle bir taktik izleneceği söyleniyor, onu da paylaşayım. Şimdi ne yapıyor Merkez Bankası? Kurun artmasına izin veriyor. Yani
yabancı gelsin diye teşvik yaratıyor. Fakat belirli bir süre sonra yabancı çıkmak isteyecek kısa vadede. O zaman çıkması için bir teşvik yaratmanız lazım. Yani kuru düşürüyor olmanız lazım. İşte tam da şöyle bir zamanlama yapacaklar bence. Mart 2024 seçimleri sonrası şimdi bir miktar biriktirebildikleri kadar rezerv biriktirip enflasyonla mücadelede de kuru baskılayıp aynı zamanda özellikle kısa vadede çıkmak isteyen yabancı için de kuru baskılayarak çıkmaları için yani dolar almaları için de yeni bir ortam yaratmış olacaklar. Aslında bu da hedefleniyor. Şimdi tabii neden iletişim yapmıyorlar? Çünkü iletişim yani bunun iletişimini yapmak hani fiyat istikrarı diyorsunuz, işte kurallı maliye politikası, kurallı para politikası diyorsunuz. Tabii ki bunları bu şekilde ifade etmeniz mümkün olmayacağı için en azından tweetlerdeki söylemlerinizin çelişmemesi adına bile isteye çok fazla da sözlü iletişime girmediklerini görüyoruz. Ama buna rağmen piyasa bunu olumsuz fiyatlıyor. Bundan sonraki sürede mutlaka daha güçlü sözlü iletişim kanallarında kullanılması gerektiği kanaatindeyim. Dolayısıyla da şimdilik rezerv biriktirme çabasını göreceğiz gibi görünüyor Merkez Bankası tarafında. Ve Mart 2024'ten sonra da enflasyonla mücadele artı yabancının çıkması için uygun ortam yaratılmaya çalışılacak. Şimdi soru burada şu. Evet kurda kontrollü bir artış var. Fakat Merkez Bankası bu kontrolü elinden kaçırabilir mi? Yeniden piyasaya müdahale etme durumu olabilir mi? Şunu anlıyoruz. Evet yani PPK'ya kadar Merkez Bankası müdahaleye devam etti. Şimdi eskisi kadar müdahale etmek istemeyecek. O seviye yükselsin diye. Fakat teknik olarak bir olumsuz durum oluşabilir mi? Elbette oluşabilir. Şunu söyleyeyim. Benim beklentim şu. Artık 25 altına inen bir kur beklememek gerekir. 25 üstünde dengelenen bir kur beklemek gerekir. Haliyle 25 üstü dengelenen kur demek teknik olarak 27-28'lere kadar gidecek, çok rahat gidebileceği bir kuru da gösteriyor. Asıl soru buralarda tutabilir miyiz veya biraz daha yukarı çıkaralım, 30 üstüne çıkarabilir miyiz? Şunu da söyleyeyim, ihracatçılar tarafında ekonomi yönetiminde 30 liralar zikrediliyor. Yani buradan şunu anlayabiliriz, ben de öyle düşünüyorum. 30, 20, ilk etapta 27-28, sonrasında da maksimum 30'a kadar izin verileceği kanaatindeyim ben. Ama işte 30 sonrası ne yapılacak? İşte bir miktar rezerv biriktirilerek işler kontrolden çıkarsa yeniden piyasaya müdahalelerle o denge tutturulmaya çalışılacak gibi görünüyor. Haliyle benim beklentim şimdilik yani ufak ufak kademeli yükselişin devamı yönünde. Elbette bunu öngörmek çok mümkün değil. Sevgili Cüneyt Bey çok daha net cevap verecektir buna ama ben 25 altına inen bir kur beklemiyorum. Yani 23.96 zaten rahatlama bölgesi kesinlikle. Çünkü şu an bu ekonomi yönetiminin anlattığım amaçlar gereği işine gelen bir durum olmayacak. Sırf bence kur yükselsin diye belki bundan sonra ola ki böyle bir konjonktür olmaz da velev ki olduğunu varsayalım. Öyle bir konjonktür olduğunda bence bu kez aksi yönde bir müdahaleyle kuru yükseltme çabası gündeme gelir diye düşünüyorum açıkçası. Cüneyt Bey siz ne dersiniz? Sevgili Meryem, sevgili Filiz, kur çok önemli bir konu. Yani Türkiye'nin birinci maddesi hep ekonomi tarafında kur oldu. Aslında tabii ki büyüme önemli, üretim önemli, İslam önemli, hatta kalkınabilmek, bunu kişisel refaha dönüştürmek. Bunlar Filiz Hocam'ın da derslerinde anlattığı, muhtemelen sevgili öğrencilerimizle paylaştığı konular ama genel konsensus şu an için hala dolar nerede dengelenir? Sadece dolar da değil, euro vesaire baktığın zaman kur nerede dengelenir? Reel efektif kuru nereye doğru gider? Daha çok burayla ilgiliyiz. Çünkü öyle ya da böyle yaşadığımız geçmiş tarihsel süreç, istatistiki bilgiler bize bu konuda da duyarlı olmamızı gerektirdiğini zaten net olarak ifade ediyor. Şimdi şöyle bakıyorum ben, bir kere teknik bakışı söyleyeceğim. Sevgili Filiz'in seviyeleri önemli çünkü hemen hemen her ne kadar kendisi ben teknik bakmıyorum desem de baktığını gösteren bazı sinyaller de aldım konuşmasında, öyle söyleyeyim. Ağzına sağlık. Net olarak bir kurda bir seviyenin hasar verip vermeyeceği ya da hangi etkiyi yapıp yapmayacağı o seviyede ne kadar kaldığı ile ilgilidir. Özellikle kur konuşuyorsak, yani dolar TL çok ekstrem bir seviyeye gidebilir. Gider demiyorum ama backtest'ine baktığımızda geçmiş döneme dair. Ama orada ne kadar kalıp kalmadığı hasar tespitini veya gelişmeleri veya dinamikleri belirler. Onun için ben Merkez Bankası'nın kurdaki yükselişlere bir yere kadar tahammül edeceğini, bir noktadan sonra elindeki artık kullanabildiği faiz silahını da kullanarak, tek bir silah o değil tabii de, kuru dengede tutmaya gayret edeceğini düşünüyorum. Çünkü ihracatçı için de önemli olan
Reel sektör içinde de danışmanlık yaptığım için devamlı temas halindeyiz. Devamlı yükselen ya da devamlı değer kaybeden bir TL talepleri yok. Sadece belli bir rekabetçi kurun belli bir dalgalı kur içerisinde belli bir bant içinde dengelenme talepleri var. Yani öngörülebilirlik, stabilizasyon. Zaten Mehmet Şimşek'in de ifadelerinde yok mu? Güven, istikrar ve öngörülebilirlik. Kendi söylemleri. Şimdi bu söylemlerin kur tarafında realize olması için çok özel bir döneme girdik. Onu net olarak söyleyeyim. Ben yabancı refleksini önemsiyorum ama yerli refleksini daha çok önemsiyorum. İlk etapta bizim kendi dolarizasyonumuzdan kurtulmamız kendimizin. Yani bunu güven istikrarla pekiştirip öngörülebilirliğe götürmemiz için kendimizin kendimize inanması gerekiyor. Yani KKM tarafında olsun, mevduat tarafında olsun, TL varlıkları olan ilginin devamı, DTH tarafında yükselişlerin olmaması, bu arada Merkez Bankası'nın rezerv toplamaya devam edebilmesi çok kıymetli. Bunu sağladığımız zaman yabancı sermaye girişi hızlanacaktır. Hocamın dediği, sevgili Filiz'in dediği o Birleşik Arap Emirlikleri bir sinyaldi, bir örnekti. Çok roadshow göreceğiz önümüzdeki dönem bence. Körfez ülkeleri ağırlıklı. Hani Çin'den Amerika'ya en geniş perspektif, hatta Japonya uzatalım. Japon ev kadınlarını unutmayalım. Tekrar kere yaşar mıyız bilmiyorum ama Türkiye bir şekilde döviz talep edecek dünyada. Daha yüksek imkan vererek, getire vaat ederek. Bu çok net. Yani bu da lazım. Yani sıcak para gerekli mi gereksiz mi tartışmalarını bir dönem rafa kaldıracağız. Çünkü 3-6 ay, ilk 2 çeyrek bize dengelemek için bize para gerekiyor. Bir şekilde o parayı sağladığımız ve dengeyi kurduğumuz andan itibaren doğrudan yatırımın çok daha konsantre olduğu bir dönem. 28 çok önemli bir eşik. Bir teknik seviye. 30 onun ihlal bölgesi. Neden önemli bir seviye? 3.60, 18.40 hareketi. Ralph Branson ve diğer tüm figürlerin iç içe geçtiğini gördüğüm bir grafikte ki senle yapacağımız yayınlarda önce pazar günü Filiz'i dinleyeceğiz. Şöyle bir neler söylüyor makro mikro piyasalar hakkında. Sonra biz onun grafiklerle sağlamasını yapacağız. Pazartesi günü nasipse. Sonra hafta içinde diğer kardeşlerimizle beraber ALB yayınlarını sürdürecek. Onu da belirtelim. Çok değerli yayınlar olacak, oluyor burada ve olmaya devam edecek. Bizi izlemeye devam edin diye bir araya şey de koyalım yayın için. O hareketin yani 18.40'dan sonra bir onlara geri çekilme ama tüm hareketin %161.8 FIBO seviyesidir 28. Orası çok bam telidir. Yaklaşık 6-7-8 senelik perspektifte bizim geçirmemesini talep edeceğimiz seviyedir. Ha, 30 dedi Filiz, doğru bir seviye. Çünkü 30 bu tip özellikle FIBO kullanan analistler ya da teknik analistler belli kendilerine marjlar koyar. Yani tuzak olarak kabul edebilecekleri ayı veya boğa tuzakları deriz ya grafiklerde. O marjlar standart sapmayla belirlenir, belli hesaplamalarla belirlenir. 30 bizim üst eşiğimizdir, 28-30 bandı diyelim. O bandın içinde yalnız fazla kalmaması hemen tekrar 28'in altına gelip 25-28 alt arasında kalması kıymetlidir. Teknik olarak seçim sonrası gördüğü 23'ler bir dengedir, destektir. Oranın altını pek zaten zannetmiyorum. Gelmesi de zaten alım fırsatı olur. Merkez Bankası hemen yüklü alım yapar, dengeler. İndirmez. Fırsat bulur. Madem likitte var hemen alır. Eksi rezervi tamamlar, çok da işine gelir. Keşke gelse. Tekrar yukarı çeker döviz. Denge seviyesi 23-28 bandı, 25-26'larda pivot oldu. Zaten oradayız şu an. Yani budur. Bunun dışında taşmalar enflasyon geçişkenliği, kuru kontrol edememe gibi riskleri meydana getirir. Bu problem. Altta bir kur seviyesi de aşırı bir seviye beklemeyin. Yalnız kure hassasiyeti olan işletmelerimiz ve bireylerimiz. Yatırım ayrı. Lütfen aşağı geri çekilmeleri alım yönünde efektif bir şekilde kullansınlar. Bu da bir hedge'dir. Yani muhtemelen biraz daha Merkez Bankası madem sadeleşecek, döviz alım satımı noktasında da biraz sadeleşmesini umut ediyoruz. Hani en azından işi dolarla olan kurumlarımızın dolar alabilmeleri
o rahatlığa kavuşabilmeleri de bizim beklediğimiz ikinci önemli sadeleşme adımıdır. Diyelim bu bölümü de bu şekilde anlatmış olalım. Ağzınıza sağlık Cüneyt Bey. Çok net bir şekilde anlattınız. Siz anlatırken ben de bazı notlar aldım. Şimdi hemen çok kısa altın tarafına değinmek istiyorum. Kısa sürede çok verimli bir yayın yapabilmek adına. Yurt içinde inişli ve çıkışlı artık ilk yarı sona ermek üzere ve gram fiyatları 1600 lirayı aştı. Şimdi yönünü yukarıya çeviren gram için yatırımcıyı daha da sevindirecek seviyeleri görebilir miyiz? Hangi gelişmelerden nasıl etkilenir fiyatlar? Evet Meryem, gram dediğimizde ons tarafına ve dolar TL tarafına bakmak gerekir. Dolayısıyla ilk olarak onsla başlayalım. Yani ons geçen hafta ciddi bir baskı yedi. Temel sebebi de MİT önünde konuşan Powell'dı. Ve aynı zamanda üyelerdi. Evet yani FOMC akşamı Powell ve bize projeksiyonlar 2 faiz artışı gelebileceğini söylese de piyasa çok ikna olmamıştı. 1 faiz artışını fiyatlıyordu. Hala 1 faiz artışını fiyatlıyor ama Powell'ın özellikle 2 faiz artışı daha gelebilir sözlü yönlendirmesi çok ciddi. Güçlü bir baskı yarattı ons altın tarafında. Fakat 1930 çok iyi destek olarak çalışmaya devam ediyor. Dolayısıyla 1930 altında sarkmadı. İşte dünkü o Rusya ile ilgili gelişmelerle bir miktar daha çok kısmi bir yükselişte 1940'larda şu an dengelenen bir ons tarafını görüyoruz. Şunu söyleyeyim yani Fed belirsizliği arttığı için ve beklenenden daha son FOMC sonrası Şahin Fed masada olduğu için belki bir faiz artıracak ama o belirsizlik devam ediyor. Bu onsu baskılamaya devam edecek. 1960-65 altında kaldığı sürece baskı devam eder. 1900 altında inmediği sürece bence çok güçlü bir geri çekilme beklememek gerekir. Ya ben yakın vadede açıkçası 1965 üstünde tutunan bir ons altın en azından şu Temmuz toplantısı geçmeden beklemediğimi söyleyebilirim. Yani yatay konsolidasyonda giden bir altın olma ihtimalini bir miktar daha yakın vadede Temmuz toplantısına kadar güçlü görüyorum. Yani gram altın onstan bu anlamda bence destek alamayacak ama güçlü bir düşüş de beklemiyorum. Dolayısıyla dolar TL'deki seyre kalıyor. Dolayısıyla dolar TL'de de yakın vadede ben çok hızlı 28-30'lara giden hani bir ciddi bir haber akışı olmadığı sürece bir süreç beklemediğimi söyleyebilirim. Temmuz toplantısına bakacağız ilk olarak. Bu arada hemen onu da söyleyeyim beklentimi. Temmuz ve Ağustos'ta 5'er puanlık daha artışla %25'e çıkaracağını Merkez Bankası'nın ve bir daha faiz indirmeyeceğini 2024'te dahil olmak üzere. Orada şu tartışılabilir. Tam da seçim öncesi dönemde Sayın Cumhurbaşkanı seçim öncesinde ideolojik bir mesaj vermek için hani belki bir 5 ya da bir 10 puanlık indirim gelir mi? Şimdilik piyasa beklentisi gelmez diyor, onu söyleyeyim. Hı-hı. Ama tabii ilerleyen süreçte bakmak lazım. Belki simgesel bir indirim gelir ama ben beklemediğimi söyleyebilirim. Dolayısıyla %25'lere çıkacak bir faizi bekliyorum. Haliyle dolar TL'de de kısmi yükselişler olacağı kanaatindeyim ama dediğim gibi yani benim beklentim bu yaz aylarında 1600-1700 arasında dengelenen bir gram altın olma ihtimalini güçlü görüyorum ben. Yani şu an için benim teknik anlamda maksimum beklentim dolar TL'deki ve onstaki harekete bağlı olarak yakın vadede 1700'ler. Fakat ons altında son çeyrekte çok umutluyum. Fed özellikle durdum dedikten sonra ben ons altında güçlü bir yükseliş bekliyorum. Hatta Goldman Sachs'in çok önemli bir raporu vardı. Süper cycle bekleniyor şeklinde. Dolayısıyla son çeyrek olmadan 2070 üstüne geçen bir ons altını şimdilik çok dediğim gibi testte de arada yukarı çıkar, arada aşağı iner ama orada tutunan bir altın olma ihtimali mümkün değil. 1600-1700 arasında da dengelenen yakın vadede gram altın olabilir. Çünkü kar satışları da çok güçlü geliyor gram altında. O da bir miktar baskılıyor diye düşünüyorum Meryem. Ağzına sağlık Filiz. Sevgili Meryem, benim de altın konusunda söyleyeceğim yani şey geri çekilmeler alım fırsatı olmaya devam ediyor. Yaklaşık 7-8 senedir aynı şeyi söylüyorum. Çok şükür mahcup da olmadım. Olmadık. Yani tüm yayınlarda hatta 10 sene. Çünkü 50 liralardan 25 liralardan gram altın nereye geldi? Devamlı yükselen parabolik bir trendi var teknik olarak. Yani ciddi bir kar getirdi. Öyle böyle değil. Ons altının getirisinin üzerinde bir kar getirdi. Çünkü dolar TL çarpanıyla fiyatlandığı için ons altının zaten 300 dolarlardan 2000 dolarlara ulaşması neredeyse 7 katlık bir karı ifade ediyor. Siz bir de buna dolar TL'yi koyduğunuz zaman 1'e 70, 1'e 80 kaba bir bakışla getiri anlamına geliyor. Hem enflasyondan korudu hem getiri verdi. Arada durduğu dönemler de oldu. Şimdi tekrar yükselişte. Aynen katılıyorum. FED sebebiyle bir miktar baskılanıyor ons altın ama
dolar endeksinin yükselmediği bir yerde altın geri çekiliyorsa biraz tahvillere bakmamız, özellikle 2 yıllık tahvillere bakmamızın ne kadar önemli olduğunu bize gösteriyor. Yani hep korele kuruyorlar. Dolar endeksi yükselir, altın düşer. Yok öyle bir şey. Yani bu her zaman çalışır. Yok öyle bir şey derken her zaman çalışabilecek bir korelasyon olmadığını görüyoruz şu an. Değil mi sevgili Filiz? Yani evet, 103'lerin altında bir ki evet. Meryem sen de bu işlere aşinasın. Piyasayı iyi bildiğini biliyorum. Dolar endeksiyle beraber yükseldiği dönemler de oldu ikisi güvenli liman olarak. Dolar endeksinin dengede olduğu dönemler de düzeltme yaptı. Biraz daha tahvil tarafı belirleyici orasını, faiz tarafı ve algı yönetimi. 1850-1900 kırılmadıkça zaten bende altın trendini bitirmiyor. Ama 2080 ne zaman kırılır? Son çeyrekte ben de ümitliyim. Zaten kırdığı an ons altında yepyeni bir hikaye başlıyor. Cycle dedi. Çok önemli. Önemli bir yeni dönem döngüsü altında 2024 için özellikle potansiyel. Çok ekstrem fiyatlamalar 2300-2500. Büyük resimden konuşuyor. Hatta evet. Teknik bakım tamamlaması 3000'lere kadar ons altında potansiyel var birkaç senelik perspektifte. Çok değişim, majör bir değişim olmadıkça. Hani şunu diyorlar altından vazgeçin falan. Yok öyle bir dünya. Olmadığını gösterdi zaten. Hala fiziksel altın talebi devam ediyor. Tarafında 1600'lerin üzerinde bir fiyat görüyorum şu an çarşıda. Alış satış kotasyonları hala kapanmadı çünkü denge tam oturmadı piyasa. Çarşıda bile kotasyonlar açık. Onu söyleyeyim. Yani kapalı çarşıda gitseniz bankacılık sisteminde olduğu gibi bir açıklık var. O açıklık zaman alır. Filiz 1700'e de katılıyorum ve ben şöyle söyleyeyim. Biraz da orta ve uzun vadede 1800 hatta 1900'lere kadar bir gram altın kompozisyonu mümkün teknik olarak. Bugünden yarına değil. Ama mı mümkün? Çünkü dolar TL seçim sonrası %30 düzeltme yaptı zaten. %30 bir düzeltme. 20'den 26'ya gelme. Gram altında da hemen hemen benzeri bir hareket getirdi. 1300'lerden 1600'lere hatta 1200-1300'lerden 1600'lerin üzerine. Bir de altın esprimiz var bizim. Altın sertifikamız işlem görüyor. Biliyorsunuz borsada. Altın sertifikası o da önemli. O da 16-17'lerde fiyat şu an. 15'lere 14'lere çekilmişti tekrar 16'nın üzerinde. Orada da 17-18 gibi bir hedef var. Orada fiziksel talep de önemli. Yani fiziksel talepten kastım tahta derinlikle ekranda izlenip alım satım marjda rahat olduğu için öyle kapalı çarşıdaki gibi veya bankadaki gibi kotasyon probleminiz yok. Ama talepten dolayı bir fiyat mekanizmasının yukarıda kendini engellemesi var, dengelemesi var. Ama altın espri de kullansınlar. Onu da arada teknik olarak bakacağız sevgili Maria. Evet, ALB'de de var. Yatırım yapmak isteyenler için evet, altın.espri koduyla yatırım yapabilirler. Var yani. Evet, var. Platformumuzda var. Şimdi FED'e biraz atıfta bulunduk altın tarafıyla. Çok kısa burada yorum almak istiyorum. Çok ABD cephesine detaylı girmeden. Geçtiğimiz hafta Powell'ın gerçekleştirdiği şahin konuşmalar ve önümüzdeki dönemde de hocam siz bir faiz dediniz ama iki faiz artışı da söyleniliyor. Kendileri de bunu söyledi. Bu risk iştahında bir baskılanmaya sebep oldu ve haftanın son işlem günü Cuma günü ABD endeksleri işte %1, %0.70 kayıplarla kapattı. Aslında Powell'ın konuşmalarında çok da sürpriz bir bilgi olmasa da ABD endeksleri kısa sürede çok hızlı yükselmişti. Acaba bunlar bu hızlı yükselen endeksler için kar satışının bahanesi mi? Hangi seviyeleri takip edebiliriz Cüneyt Bey? Ve ABD ekonomisine ve borsasına dair neler oluyor? Birer cümleyle bu tarafı da özetlersek çok sevinirim. Vallahi şöyle söyleyeyim. Bizim borsaya da zaman kalsın dediğin gibi. Ben hızlıca Filiz'e sözü vereyim. Ben FED'den 2 faiz artışı daha bekliyorum. Tek diyenler de var ama ben 2 bekliyorum. Zaten 5.60 kendi nokta tahminleri. Swap tarafında da orada ekranda şeyler görüyoruz gösterge olarak. Ama Temmuz-Eylül'de mi yapar, sonrasında mı yapar bilmiyorum. Bunu enflasyon verisi belirleyecek. Çünkü çekirdek %5. Manşetin 4 olması pek bir şey ifade etmiyor. O çekirdek katı enflasyonu ifade ediyor. Sevgili Filiz daha iyi söyler. Ama şunu biliyorum, indirmeyecek faiz. 2023. Yıl sonuna kadar. Yani ben
çok büyük sürpriz olur. Çok büyük bir kriz olur. Kendi kalesine gol atar. Net. Yani o zaman bankacı krizi falan çok başka bir yerdedir herhalde. Öyle onu yapıyorsa. Bize söylemedikleri. 2024'te ancak faiz indirimi. Demek ki faiz yüksek kalacak. Bu neye etki edecek? Tahvil tarafına. Bu tarafına. Ama borsa etki etmiyor şimdilik. Neden? Ilımlı bir resesyon. Yalın dedi ya, ılımlı bir resesyon. Evet. Evet, ılımlı bir resesyonu fiyatlayan bir ABD borsası. Teknik olarak alımda tüm ortalamalar 200 günlüğün üzerinde fiyatla beraber. 4000'in altına gelmedikçe kalıcı. Fiyatlar hep yukarıda olmak ister. Yataya da girebilir ama bir 4500-4700 bant hedefi var. Hatta 5000'lere doğru bir hedef de koyabilir. Seçim de var. Ama 4000 geçiliyorsa her şey yeni baştan konuşalım. Peki Filiz Hocam, siz ne dersiniz? Birer cümleyle alsam. Tamam, şöyle söyleyeyim Meryem. Yani şu an piyasa 1.25 bas puanı fiyatlıyor. Dolayısıyla ikinci 1.25 için elbette verilere bakmak gerekir. Ben de bir faiz artışını kesin görüyorum. İkinci için şundan emin değilim. Yani Fed'in bile isteye yani finansal koşullar çok daha gevşemesin diye de önümüze böyle gelmiş olabilme ihtimali var. En kötü ihtimalle Fed'in bir hata yaptığı kanaatindeyim. Eğer gerçekten iki faiz artışıyla gelecekse bence durmuş ve beklemiş olmasını bir miktar hata olarak değerlendirebilirim. Bir kesin, ikinci için verilere bakacağız. Bu hafta çok önemli veri gelecek Cuma günü, PC verisi. Manşet yukarı yönde ivme yapacak, çekirdek aynen kalıyor. Aylık bazda da manşette yukarı yönde ivme var. Bu dolar endeksini güçlendirir ki özellikle Cüneyt Bey'in söylediği gibi tahvil faizlerinde bir artış yaratabilir. Yine Perşembe günü söylediğim GDP ikinci okumaları gelecek yukarı yönlü. %4.1'den 4.2'ye, 1.3'den 1.4'e. Bu da yine iyi veri kötü piyasa. Yakın vadede agresif Fed oldukça ekonomik bir öncü göstergeleri, iş gücü piyasası, iyi veri kötü piyasa yaratmaya devam edecek. Bu da endeksleri baskılamaya devam edecek. S&P 4328, 4400'ün üstüne attı. FOMC sonra yeniden geri geldi. Çünkü agresif Fed sahnede. İlk olarak şuna bakacağız. 4400 üstü tutunan bir S&P olmalı. Sonrasında 4600 yolu açılacak. Nasdaq hem Ağustos 2022 hem Ekim 2022'yi geçti tepeleri ama S&P'yi geçemedi. Benim iki türlü tartışma var Meryem bununla ilgili. Bir, yükselişine devam edecektir piyasa. Bir diğeri de tepeleri gördük, bir miktar baskı olur. Şimdilik ben agresif Fed sahnede, geçtiğimiz hafta bir miktar daha buna kanaat getirdim, söylemiştim. İkinci faiz artışı için bir miktar izlemem gerekiyor piyasayı. Dolayısıyla bir miktar daha şimdilik 4400 üstü tutunan, eğer PC böyle gelecekse, eğer GDP yukarı yönlü gelecekse bir süre daha baskı devam eder diye düşünüyorum ben endeksler tarafında. Meryem, şu an sesini duyamıyoruz. Çok pardon. Herhangi bir ses olur da sizi rahatsız etmesin diye düşünerek mikrofonumu kısmıştım siz konuşurken. Cüneyt Bey, Filiz Hocam, öncelikle ağzınıza sağlık. Cüneyt Bey, siz de borsayla ilgili bir şeyler söylemek istiyordunuz. Kıymetli görüşlerinizi almak isteriz. Estağfurullah. Yani yukarıdayız, yükselişteyiz. Momentumlu hareket devam ediyor. Özellikle bugün bankacılık sektörünün son gelen düzenlemelerle bir miktar moral kazanması. Bankacılık geride kalmıştı. İlk hareket sanayi ile gelmişti. %15 faiz artışına en iyi cevabı sanayi ve diğer alt sektörlerde ihracat potansiyeli olan şirketler vermişti ilk cevabı. O da bizi yukarı taşıdı. Yeni rekor kırmak üzereyiz. 5700 üzerinde çoklu kapanışlar gelirse, tekniği bu işin, ritüeli bu. İkili tepe formasyondan da kurtuluyoruz ve hedefimiz 5850-6000, hatta orta ve uzun vadede daha üst seviyeler, 6500-7200 gibi. Bunu grafiklerde anlatacağız. Ben sadece teknik olarak belirteyim ama gelebilecek kar satışlarına karşı da dikkatli olalım. Çünkü biz bayramda kapalı olacağız. Takas şeyini kullanıyor şu an yatırımcı. İmkanlı 10 günlük bir takas imkanı vardı. Onu da kullanıyor ama bayram sonrası nasıl bir global piyasa devralacağız? Bir görmek lazım. Tarım sistem datası sonrası özellikle çok daha işler karışacak. S&P'de çok güzel ifadeler söyledi, benim söylemlerime de destekleyecek nitelikte. Oraya da bakacağız, DAX'a da bakacağız vesaire. Ama aşağıda 4800-5200 kırılmadıkça, çok net söylüyorum, her geri çekilme alım fırsatıdır. Ve trend yukarı yönlüdür. Ortalamalar bunu teyit ediyor. Teknik indikatörler bunu teyit ediyor. Dolar bazlı da harekete yeni başlıyoruz. 2,5 sent üzerinde 2.7, 2.8 devamında 3, 3.3
Hatta bir senin perspektif 3.7'ye kadar marjımız var. Bu da TL karşılığı olarak çok ciddi bir potansiyel arz ediyor. Fakat şunu unutmayalım, her hisse değil artık. ALV yatırımın araştırma bölümüne iş düşüyor. Yeni benchmark alacakları faiz ve kurla bilançoları taze edecekler, bilançoya bakış taze edecekler. Biraz daha arasın yatırımcı. Araştırma bölümünü biraz yoğursunlar, profesyonel destek alsınlar. 8 Temmuz'da gelsinler değil mi hocam? Aynen. Sizlere soru sorarlar. Çünkü bazı hisseler çok, bazı hisseler daha az gidecek. Hatta bazı hisseler cevap vermeyecek, negatif de etkilenebilir böylesi bir süreçte. Ama endeksin kendisi dediğim seviyeler kırılmadıkça yukarı. Bankacılık sektörü, sanayi endeksi ve Borsa İstanbul. 3 tane önemli sektör tüm zamanların TL bazlı rekorlarına geldi. Bir fark var yalnız. Borsa İstanbul 5.1 sent gördü, 2.5 sentte. Bankacılık endeksi 11-12 dolarları gördü, 2 dolarlarda. Sanayi endeksi bir tek rekorda. Hadi bankacılık endeksi diyeceğiz ama hangi faiz, hangi kura bankacılık endeksine bakacak diyeyim. Hani bu bölümü şimdilik kısaca belirtelim. Kendi bölümümüze daha teknik olarak anlatacağız. Ben şeyi merak ediyorum. Ya hangi sektörler Filiz? Sen artık bu işlere bayağı bir girdin. Bize biraz ipucu versin değil mi sevgili Meryem? Hangi sektörler, hangi hisseler? Tabii ki de hocam. Hani ben adını koydum da biraz daha içeriğini dolduracak dedim. Estağfurullah Cüneyt Bey, bu benim uzman alanım değil. Sağ olsun araştırma yönetmenimiz Uğur Aydın ve yine Ahmet Deniz Yağbasan'dan araştırma birimimizde. Onlardan destek alıyorum. Vallahi burada devreye gireceğim. Senin uzmanlık alanın olmayan konularda da çok kendini geliştirdiğini gayet iyi biliyorum. Onun için de rahat soruyorum. Yani, çok çok teşekkür ederim. Hakikaten sağ eline sağlık, emeğine sağlık. Çok teşekkür ederim. Şöyle söyleyeyim, araştırma birimimizden aldığım bilgiler bazında. Şimdi şöyle söyleyeyim, ilk etapta elbette son dönemde kurdaki artışla birlikte özellikle döviz pozisyonu güçlü olan, ihracat geliri yüksek olan ve bilanço fiyatlamaları ağırlıklı olarak kur bazında olan şirketlerin çok güçlü artış ivmesinde olduğunu biliyorum. Dolayısıyla bu anlamda net döviz pozisyonu artıda olan şirketler yine yükselmeye devam edecek. Birinci etmen bu olacak. İkinci etmen havacılık ve otomotiv. Şimdi havacılık ve otomotive baktığımızda özellikle bilanço etkisi güçlüydü ilk çeyrek bilançoları ve önümüzdeki ikinci ve üçüncü çeyrekte ki özellikle havacılık sektöründe turizmin etkisiyle birlikte güçlü bilançolar da geleceği için ki aynı zamanda bu şirketler ihracat yaptıkları için ve güçlü döviz pozisyonları olduğu için de aslında ön plana çıkan önemli sektörler olarak karşımıza geliyor. Dolayısıyla havacılık ve aynı zamanda otomotiv. Şimdi bir diğeri şu, şunu anladık benim bas senaryoma göre enflasyon şimdilik geri planda kalacak. Dolayısıyla yabancı kurumların tahminleri %45-50 aralığına kadar ulaştı. Yani benim de bu noktada beklentim %45-50 arasında bir enflasyonu bizi bekledi. Dolayısıyla enflasyon demek borsada artış demek, defansif sektörlerin ön plana çıkması demek. Bu bağlamda özellikle bu talep esnekliği daha küçük olan firmaların rahat bir şekilde artan enflasyonu fiyatlarına yansıtan şirketlerin ön plana çıkma ihtimali güçlü. Elbette böyle dediğimizde gıda perakendesi ve orada iyi şirketler var. Ciroları enflasyonla birlikte artacak güçlü şirketler var. Yine mesela bizim model portföyümüze dahil edilen mavi giyim mesela bunlardan biri. Sayın Uğur, sevgili Uğur çok güzel anlattı bir önceki faiz borsa ilişkisinde. Yine BİM gibi işte geçen sene de aşina olduğumuz şirketlerin ben yine bu anlamda ön plana çıkacağını düşünüyorum. Yine son dönemde tartışılan nokta şu, faiz artışına karşı hangi şirketler daha ön planda olabilir meselesi de sizin de söylediğiniz gibi ön plana gelecek. Bu noktada da net şöyle diyeyim. Kısa ve uzun vadeli borçlarından nakit çıkardığımızda net borç pozisyonu negatif olan yani aslında nakit anlamında güçlü olan şirketler de ön planda olmaya devam edecek. Bu noktada da biz sevgili Uğur'la birlikte bir çalışma yaptık. Bu nasıl bir ekonomi? Aslında Uğur'un çalışmasını ben özetledim desem daha doğru olur. Dolayısıyla net borcu negatif olan yani güçlü nakit akışına sahip olan şirketlerin de bir listesini verdik. Dolayısıyla bu şirketler de ön planda olacağı kanaatindeyim. Tabii orada şuna da dikkat etmek lazım. Yani sadece işte nakit akışı güçlü olan öz sermayelerini kullanarak faaliyetlerini götüren şirketlerde de çarpanlara da elbette bakmak gerekir. İşte FK gibi. İşte FAVÖK gibi çarpanlara bakarak da çok ucuzlar mı değiller mi? Aynı zamanda bunların ihracat oranları ne durumda? Döviz artışından etkileniyorlar mı? Bu gibi şirketlere de yer verdik. Dolayısıyla bu şirketler de bence radarda olmalı diye düşünüyorum Cüneyt Bey.
Teşekkürler, ağzına sağlık. Ağzınıza sağlık Cüneyt Hocam, Filiz Hocam. Benim için Filiz Hocam siz işinizi devam ettiriyorsunuz zaten üniversitede ama Cüneyt Faksoy da benim çok uzun zamandır seyrettiğim, çok şey öğrendiğim biri. O yüzden benim için de bir hocasınız. Burada sizi hoca diye sesleniyorum. Bayram öncesi bence şahane bir yayın yaptık. Şimdiden size iyi bayramlar, izleyenlere, dinleyenlere iyi bayramlar dilerim. Tekrardan 8 Temmuz yatırımcı buluşmasını da hatırlatmak isterim. Orada Cüneyt Faksoy ve Filiz Er Yılmaz, ben de orada olacağım. Şirketimizden birçok isim daha orada olacak. Merak ettiklerinizi, piyasalara dair her şeyi orada yüz yüze sorma şansınız da var. Bunu bir kez daha hatırlatalım. Kontenjanımız da sınırlı diyelim. Sizlerin son sözünü alabilirim. Ben öncelikle Cüneyt Bey'e ve sana Meryem iyi bayramlar diliyorum. Sonrasında da değerli izleyenlerimize, bizi izledikleri, destek oldukları için çok teşekkür ederim. Herkese mutlu, huzurlu, sağlıklı, güzel bir bayram diliyorum. Bayramdan sonra da görüşmek dileğiyle. Vallahi ben de öncelikle ALB menkul değerlere bize bu imkanı sağladıkları için teşekkür ediyorum. Bizi bir araya getirdikleri için. Sana ve sevgili Filiz'e ayrı bir teşekkür ediyorum. Böyle güzel bir yayın. Ben de keyif aldım. Çok kişinin kendi keyif alması çok daha önemli ve iyi bir bayram hepimize, tüm halkımıza, hatta tüm dünyaya. Yani herkesin herkesi anladığı, herkesin herkesi sevebildiği, bir şekilde empati yapabildiği, ayrıştırıcı değil birleştirici olduğu, barışın olduğu, çocuklara özellikle çok önem verildiği, tüm yaratılmışlara aslında başta hayvanlarımız olmak üzere kıymet verildiği bir dünya özlemiyle dualarımı iyi bir bayram üzerine kodluyorum. Evrene de gönderiyorum diyeyim güzel abim. Eksik olmayacağım. Bayramdan sonra görüşmek üzere. Görüşmek üzere.